Bayan kuaförlüğü okuyanlar için tasarım bebeği, makyaj bebeği, saç bebeği öyle bir şey diyorlar. Bismillah, sabah sabah işe başladık tabii ki biz. Karakter oyuncaklar. Zaten şunu temin gördünüz, bebeği bulduk. Birkaç parça oyuncak. Bir de şöyle Mavi'nin tişörtü. Tabii ki orijinal. Sabahın 6.30'unda bunlar bize. Allah bereket versin. Herkese Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. Tabi demin de dediğimiz gibi saat 6.30. Bayram da bittiğine göre artık iş başı. Yeter 4 gün, 5-6 günler yolda 5 gün dinlendik. Ardından şimdi hem fabrikada hem de çöpte iş başı yaptık. Arabayı koyduk. Allah bereket versin, nasip Allah veriyor. Sabah sabah. Nasibimizde de varsa onları bulduk. Şimdi fabrika akşam 6'dan sonra çöpe. O zaman akşam üzeri görüşmek üzere diyeyim ben size. Abone olmayı, like atmayı, eşi dost akrabayı paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşeceğiz. Çay bardakları, su bardakları, dondurma kaseleri, cam. Paşa bahçe olanlar da var tabii ki içinde. Ayrıca biraz kitap çıktı. Köpeklerimiz için şöyle etler, yemekler çıktı. İki torba. Fenerbahçe. Alabilirsem aradan. Şöyle lisanslı bir topu çıktı. Futbol topu. Hatta şurada da Repobil of Fenerbahçe falan diye yazıyor. Lisanslı ürünüdür. Başladık. Evet, paydosa ettik. Şimdi iş başı. Akşam ikinci iş başı. Ya ben şurada alüminyum gördüm. Hadi alayım, hadi alayım, hadi alayım, hadi alayım. Alayım ben onu, öyle devam edeyim. Abi zaten bunlar için koşturuyoruz. Yolda da böyle bulunca tabii ki alıyoruz. Bir ekrana bakıyorum, bir alüminyona bakıyorum. Bir ekrana bakıyorum, bir alüminyona bakıyorum. Karar verdim, aldım. Hemen saat 6'da paydos ettiğimiz gibi ben yerime geldim tabii ki. Şu yol üstüne acil dolaşmam lazım. Çünkü benden önce ya da benimle aynı anda gelenler dolaşabiliyor. Zaten çıkanları gördünüz, bardaklar, dondurma kadehleri, dondurma kadehleri. İşte Fener Yumru orijinal tokum. Onları şimdi bir arabaya bıraktım. Çünkü demin ne o bir şeyleri buldum zaten. Sokak köpekleri için et bulmuştum. Onlar da arabada. Şimdi gittiğimiz gibi onları da onları parçalarız. Hadi o zaman başlıyoruz. Anlatmak şuydu. Şu an ben de buradan ne olduğunu görmüyorum ama çöpün kenarında bir yığıntı var. Acaba mobilya mı? Kıyafet mi? Plastik mi? Pet mi? Demir mi? Bilmiyoruz. Ondan dolayı biraz acele ediyorum. Hemen burada neler gördük? Şöyle sizlerle beraber bakalım. Burada bir şeyler yanmış. Mutfak demirleri. Demirler var şurada. Şurada bir tane dekoratif güzel bir parça var. Ama Allah yardım etsin. Bir şeyler yanmış burada. Şöyle bir demir masa var. Demir parçalar var. Bunları ayıklayacağız burada. Galiba büyük bir ihtimalle evde yangın çıktı. Evin birinde alacağım yerim. Ama bayağı bir şeyler yanmış. Büyük bir ihtimal mutfakta. Çünkü mutfak mobilyasına benziyor. Bunların içinde de var. Demirler var. Biz şuraları bir toparlayalım. Bir tane çocuk parfümümüz çıktı. Az bir şey var içinde. Bir tane de şöyle yine çocuk bilekliği büyük bir ihtimal ince tarzında. Demin o yanan yerden böyle yuvarlak kırmızı bir şey çıktı ama yağmurluk mağmurluk dedim değil. Oradan da biraz demir memir aldık. Yanan arkadaşın dükkanına da geçmiş olsun. Bir dükkan yanmış. Mutfakta ki buzdolabından yangın çıkmış. Ya kurtarmışlar biraz ama Allah beterinden saklasın. İki tane tencere. Marka yazıyor mu bunu? Emsan'ın güzel bir tenceresi. Biraz tabaklar. Tabakların bir bakıymış. Allah'ım bunların geçen hafta da devamı denk geldiydi. Şöyle kabartmalı bir kristal değil esasında bu da. Ama güzel bir tepsi. Stilin bir tenceresi daha.
Bakalım belki de devamı gelir. Allah bereket versin. Migros'un tablet deterjanını bulduk abi, bulaşık makineleri için. Daha sıfır. Tarihine falan baktım. Eski değil. 800 gram. 50 tablet varmış içinde. Hadi bakalım. 3 takım. Ne markaymış mı? 39 numara hepsi. Ev terlikleri. Gezer mark. Üçü de aynı 39 numara. Bayağı büyük. Yani 4 litre mi 5 litre mi artık bir içecek şişesi. 1891. Tabi o kadar eski değil mi? Ama şu arkadaki kabartmalar falan bayağı iyi. 75. 2 litre galiba bu ya. 2 litrelik bir şey. Bir de çarşaflar çıktı. Bu hafta, şu 2 haftadan beri çok fazla çarşafımız var zaten. Yani yorgan yüzleri, yorgan, çarşaflar bayağı iyi. Şöyle güzel bir yılbaşı kutusunun içerisinde. Gerçi buraya tarihi yazmışlar mı? Truvatı. Porselen bir bebek. Porselen değil ama bir kedi. Alçıdan. Birkaç parça daha bu çöp. Bir tane daha kedi. Bir tarak. Ağaç tarak. Şöyle bir tane de kalem. Ama kutu güzelmiş. Tabii ki alıyoruz. Şurayı biraz karıştıracağım. Dediğim gibi hem telefonu hem malzemeyi karıştıramıyorum. Karıştırmaz. Böyle güzel bir saat. Çalışır durumda. Ama şunları bir karıştırayım. Neler çıktığını hep beraber görürüz. Torbadan, saatten başka bir şey çıkmadı ama şöyle yırtık olmayan düzgün 2 adet bir takım bayan sandalyede çıktı. Torbaya. Bir tane bayan gözlüğü var. Dert diye ya. Tabii biz okuyamıyoruz. 1011 model numarası. Bir tane alçıya da benzetiyorum ama keman mezarlık diyor. Güzel. Farklı bir ürün. En iyi parça burada. Ben tabii bunu bayağı bir altın zannettim de. Çok parlıyor abi. Değil. Şurada bir yazı vardı kenarında. Ben numara falan zannettim ilk buraya baktığımda. Ama değilmiş. Olsun. Nasip. Sonunda bugün de bitirdik. Hem yani 5-6 günlük bir tatil. Hem işten alışma süreci. Hem de buradaya alışma süreci. Tabi bugün biraz yorulduk. Hani bu pazartesi sendromu falan diyorlar ya. O da biraz bize uyudu galiba. Eskiden hep duyardım böyle ya pazartesi sendromu yok tatil sonu sendromu falan. Ya diyordum hadi geçin onları falan diye ama. Sabah 6'dan şu an saat gece 12. 12'ye kadar biz ayaktaydık. Nasip Allah'tan olduğu kadarıyla denk geldi. Biraz fazlalıkla kitap denk geldi. 50 kilo 60 kilo yakında. Çünkü okullar da kapandığı için. Yani evdeki fazlalık kitaplar, defterler atılıyor. O da biraz yordu bizi. Arabaya taşıyor, getir götür, getir götür el arabasıyla. Ama yani dedi her zaman dediğimiz gibi. Ya nasip, nasibi veren Allah. O güne de Allah bereket versin. Az ürün çıktı. Yarın bakalım daha fazlası çıkabilir belki. Neyse, görüşmek üzere. Diğer videolarda tabii ki. Abone olmayı, like atmayı, yaşa dostlarla paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.